Ne yapıyorsun? Ne yaptın bu koca bir hafta boyunca? Evden çıktın mı hiç? Çıktım canım. En az 2 kere evden çıkıyorum. Kursa gidiyorum. Ha, peki onun dışında? Onun dışında markete gitmiş olabilirim birkaç kez. Kış mevsiminde çok evden çıkmamaya özen gösteriyorum. Çünkü tam bir prenses olduğum için dışarı Evet. çıktığımda pembe pembe şeyler oluyor. Böyle ellerimin Kış üzerinde, tatlı mevsiminde ton tişörtlerimin üzerinde pembe benekler oluşuyor. kevserler. Evet. Genelde zaten kış mevsiminde kevserler evde takılır. Evet. Yazın açıyorlar. Evet, yaz bizim mevsimimiz. Peki. Hiç sevmiyorum kışı ya, çok soğuk. Ya neyse o da lazım. Laleler nasıl? Ne yapacak? Üşüyorum. Üşüyorum diyor. Yani hasta olunca insan mutsuz olur ya. Ben kış mevsiminin çoğunu hasta geçirdiğim için çoğunluğu benim için Ama mutsuzluk demek. insan 30 yıldır Dün sabah mesela şey uyandım. Sanki gece beni almış birisi dış kapının eşiğine koymuş. Sol tarafım dışarıda kalmış. Sağ tarafım içeride kalmış. Sol tarafımdaki bütün organlarım tutulmuş. Ciğerimin solu acıyor. Boğazımın solu şişmiş. Böyle başımın sol tarafı ağrıyor. Sol kolum uyuşmuş falan Ay böyle. senin yaşlılığın hiç çekilmez ya. Şu an bildiğin babaannemle falan konuşuyor gibiyim yani. Oh kuzum her yerlerim ağrıyor. Kolum solum tutulmuş. Gece burası açık kalmış bilmem ne. Şimdi 60 yaşında bir teyze var ya. Evet, ben o reenkarnasyon varsa eğer ben tam olarak şey yapamadan, bebekliğe dönemeden beni hemen alelacele herhalde atıvermişler bu dünyaya. Reenkarnasyon. Şey değilmiş de reenkarnasyon. Önceden bir sürü yaşamın olmuş. Bu yaşama tekrar geliyorsun. Ölmüyorsun. Teyzeler olmuş sen de demek Hayır, ki. onu diyorum işte. Mesela önceki yaşamda 70 yaşında ölmüşüm, tamam mı? Ama bu yaşama doğarken bebek olmam lazım. Evet. Beni bebekliğe döndüremeden direkt teyze olarak atmışlar buraya. Geçmiş olsun diyeyim o zaman ne diyeyim. Oğlanlar da çocuk kardeş gelip gitmiyor ne zamandır. Asıl sana geçmiş olsun. Sen çekiyorsun, sen çekeceksin. Ben ne çekeceğim ya? Başın mı ağrıyor? İlaç iç. İşte masaj mı yapılacak? Masaj yap. Başka yaptığım bir şey yok işte. Ne E yapayım? tamam, Elimden de başka bir şey gelmiyor. daha Bir de ne? sen kendine de baktırtmıyorsun ki. Sana işte çay yapayım istemem. Şunu yapayım istemem. Bir de huysuzsun. Hastalıkla birlikte geliyor zaten o huysuzluk. Hayır, senin artık o teklife açık olman lazım. Çay yapayım mı? Hadi yap içeyim demen lazım. Ay ne iyi olur falan demen lazım. Ama ne oluyor biliyor musun? Bir de benim açımdan dinle olayı. Hastalanıyorum mesela, atıyorum arıyorum seni, aa işte kötüyüm falan. Sen diyorsun ki aa hemen eve geleyim falan. Gelme diyorum, gerek yok, hani ben zaten yatacağım. Apar topar eve geliyorsun. Ondan sonra oturuyorsun şurada bilgisayarını alıp, ben orada yatıyorum, tamam su ver diyorum. Bir 5 dakika beklesene diyorsun. Ya ne alakası var Çorba yap ya? diyorsun. Ay şimdi işim var diyorsun. E o zaman niye Hayır. geldin Ne eve? alakası var? Aksine ben çorba yapayım diyorum. Yok. İşte çay yapayım diyorum. Yok. Bu seferki videodaki amacım kahveyi dökmemek. Ya çok dikkat edeceğim. Bakalım Ya başarabilecek miyim? çay lekesi çıkıyor da kahve lekesi bilmiyorum. Deneyelim. Bakalım olacak. Bakalım çıkacak mı? Sen yine de çok şey yapma da. Neyse demem o ki. Sen istemiyorsun zaten. Öyle bir İstemiyor sıkıntı değilim, var. olur mu ya? Benim hastayken belli başlı şeylerim var zaten. Tarhana çorbası iyi geliyor bana. Ada çayı iyi geliyor. Yapıyorum Şimdi onları da ilaç ismi yapıyorum. söylenince yanlış olabilir. Bir tane ilacım var. O iyi geliyor. Benim 3 tane şeyim var zaten. Bir içeriden ilaç getireceksin. Bir tarhana çorbasını Yapıyorum. karıştıracaksın. Bir de Şu sıcak suyun an içinde ada çayı nasıl atacaksın. da nankörcülük. Ben yapayım dediklerimi ama Ay yaptırtmıyorsun. sen istiyorsun ki, ben hastalandım ya, ben yapayım bunları istiyorsun. Ne Kendime iyi, alakası kendime var? iyi bakayım Ne alakası istiyorsun. var ya? Sen bunların hiçbirisini yapmıyorsun. Hiç de bile. Yapıyorum da sen beğenmiyorsun, istemiyorsun. Bunu değiştirir miyiz acaba? Değiştirelim yani, ama Hiç. değiştirmek istemezsen ben tartışırım yani. Ya neyini tartışacaksın ya? Zaten tartışmalarımızda genel olarak bir sıkıntı var. Sen her şeyi hatırlıyorsun, ben hatırlamıyorum. Sıkıntı orada başlıyor. O yüzden E tartışma devam beyin edemiyor. bedava. Atıyorsun. Ya ben de genel olarak hissiyatlar aklımda kalıyor. Ne hissettiğin aklımda kalıyor. Diyorum ki işte şöyle şöyle bir şey olmuştu, örnek ver. Lan ne bileyim örneği ben? Allah Allah. Aklımda kalsa zaten söyledim. Tek tek olayları ben aklımda tutmuyorum. Tutacaksın kardeşim. O zaman Tutacaksın. tutamıyorsan da İşte tartışmaya girmeyeceksin. girmiyorum. Ne uğraşacağım seninle? Ne halim Asıl varsa gör. ben seninle Ne uğraşacağım halim varsa ya. gör. Sen gör kendi halini. Çorba mı yapıyorsun? Ninenim kaçmış içine. Bak Neyse. işte böyle yapıyorsun. Hastalanınca da böyle İşte yapıyorsun. Ne bile. halin varsa gör diyorsun bana. Ama ben sana öyle mi yapıyorum hastalanınca? Asıl Çünkü ben bak bakılmaya hastalanınca açım. Yani bakılmaya açığım daha doğrusu. hiç bile açık değilsin. Tam aksine o söylediğin şeyleri sen yapıyorsun İşte hastalanınca. bile. Hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Ben. Şunu yapayım diyorum, hayır. Bunu yapayım diyorum, canım istemiyor. Şu an var ya olayları karıştırıyorsun. Hayır, İnsanlar karışmış hayır. şu Sen anda. karıştırmışsın Senin onun asıl. içine kaçan teyze Alzheimer olmuş. Ben sana İşte söyleyeyim. bile sen öyle yapıyorsun. Çok iyi hatırlıyorum ya. Hayır. En Ben son ben ne zaman hasta oldum zaten? çok oldu ama Çok oldu ama. Unutmuşsundur o yüzden. unutmadım.
Özellikle şey yapıyorum mesela. O karabiberli, ballı, limonlu. İçiyorum, yiyorum onu. İçmiyorsun ya. Nereye içmiyorsun? Koyuyorum önüne, kaşığın ucuyla alıyorsun. Böyle içiyormuş gibi yapıyorsun. İşte içmiyorsun. Neyse ki hasta olmuyorum sen kadar. Allah'tan. Doktora gitmeye bile kabul etmiyorsun. Asıl sen etmiyorsun. Ben sana kaç sefer dedim doktora gidelim, doktora gidelim. Hiçbirinde yok, yok, yok. Ya nezleci doktora mı gider Allah aşkına? Belli zaten bunun çözümü. Benimki de öyle. Bana onu diyorsun sen. Doktora gidelim diyorsun sen. Senin hastalıkların öyle olmuyor ki. Saçma sapan ne oldu belli olmayan hastalıklar oluyor. Ne demek o ya? Ne olabilir Allah aşkına? İzleyenlerin kafası soru işaretleri. Evet, bir açıklar mısın lütfen acaba? Ya şu dizin mesela kaç sene gitmedin? Gittim, ne oldu? Biliyorum çünkü bir şey bulamayacak. Tamam, ben de onun için gitmek istemiyorum işte doktora. Bir de gidiyorsun doktora, tamam mı? Bir şey bulamayınca şey yapıyor. Sanki sen hastalık hastasıymışsın gibi davranıyor sana. Ya çünkü doktora, gencecik insansın, ne işin var doktorda diye düşünüyor bence yani. İşte doktorların o şeyini hiç sevmiyorum. Sen de biraz bazen abartıyorsun. Ben son raddeye gelene kadar doktora gitmiyorum. Benim şu problemim ne biliyor musun? Atıyorum bir hastalığı 1,5 ay çektim ya. Hı hı. 1,5 ay sonunda doktora gidiyorum. O 1,5 ay sonunda zaten tam da iyileşme evresine girmişim. Geç gidiyorsun. Doktor bir şey bulamıyor. Halbuki bir teknoloji geliştirilse, hastanenin girişine bir tane cihaz koysalar, hı hı, tamam mı? O cihazdan geçsen, o cihaz senin basit hastalıklarını teşhis etse hemen. Onu yapmışlar bu arada. Kanadı da kullanıyorlar. Doktorların kullanımını açmışlar daha doğrusu. Ya galiba şöyle çalışıyor sistem. İşte hastanın semptomlarını giriyorsun. O olabilecek şeyleri doktora önceden söylüyor. Doktor giriyorsa o zaman doktoru zaten görüyorsun. Bir şey yok ki. Ya o zaman sen ortaya karışık yaparsın. Ay, tamam, başını ağrıyor mu? Aslında ağrıyor ya falan ya, diye. Senin söylediğinin Google'da arama yapmaktan ne farkı var? Ya hayır, ne bileyim. Daha gelişmiş bir sistemdir muhtemelen yani. Hayır, benim dediğim seni şeyden geçirecek. Bir tane cihazdan geçirecek, tamam mı? Atıyorum kan, orada kan testini yapacak. İdrar testini oldu, yapacak. Bedavaydı bunlar. Ay, bedava değil zaten. Ama bence onların iş yükünü çok fazla azaltır. Biz makineyi bozarız. Başına güvenlik görevlisi koyacak. Gelsin canım. Şuradan sen şey aldın mı? Bilet aldın mı? Numara aldın mı? Git şuradan numara al. Ya kan olmaz. Yok, şöyle yap, böyle yap. Neyse, orada temel çok şey hastalıkları, basit hastalıkları teşhisini koyacak. Onların ilaçları da belli zaten. İlacını yazacak, yollayacak. Çocukla ilgili şeyler biraz geç gelişiyor ya. Yok, onaylanacak, insanlar üzerine test edecek, hayvanlar üzerine test edecek falan vesaire. Mesela, o yüzden insan hayatı söz konusu yani. Boru değil. Boru değil. Ama işte çok geriden geliyor o yüzden yani. Evet, bir de şey var genellikle böyle. Sanki sağlık teknolojisi çok gelişmiş gibi anlatılıyor ama o işlerin içine girdiğin zaman aslında çok da gelişmediğini görüyorsun. Mesela işte ameliyatları şey şu diye. Şu an gene birkaç doktor ya da hemşire. Yok ya. Onlar da bence bunun farkında. Mesela ameliyatları çok basit ameliyat. Hemen giriyorsun, çıkıyorsun. Hastanede kalmana bile gerek yok. Hemen seni gönderiyoruz diyorlar, evet, tamam mı? Artık ama senin gelişti çektiğin acıya baktığın zaman o kadar ilkel ki. Ya acıya bakmayacaksın. Senin işte, hasta tarafından bakmıyor. Doktor tarafından işte bakıyor. Doktor şey anlatıyor. Doktor için kolay olabilir belki. Eskiden bir saatte uğraştığı bir işlemi, bir operasyonu 15 dakikada yapıyor olabilir ama hasta açısından teknoloji çok gelişmiyor aslında. Hasta yine aynı acıyı çekiyor. Ama şey düşün ya, artık ne bileyim 3 tane delik delip şey yapıyorlar ya, seni kesmeden falan. Hangi ameliyattı o? Apandisit ameliyatı mesela yani. O 3 deliğin iyileşmesi de hiç kolay olmuyor yalnız. Beni de deldiler. Ne zaman deldiler ya? Ameliyat oldum ya ben 2 sene önce. Ya apandisit değil, şu normal şey ameliyatını diyorsun. Tamam da sonuçta beni de deldiler. Ben de delikli oldum. Deliği basit diye anlatıyorlar ama kaç ayda iyileştim ben? Ya üç ama ay falan normal sürdü yani. Kesmekten herhalde çok daha hızlı iyileşiyordur yani. Bilmiyorum da. Nasıl bilmiyorum ya? Bilmiyorum. Birinde sana 32 tane dikiş atacaklar, birinde normal üstüne bantlayıp geçiyorlar yani. Ya işte tutmadı o bantlar. Sonra beni diri diri diktiler. Diri diri diktiler. Ne yapacaklardı? Vallahi çok çok canım yanmıştı ya. Bir de neydi benim canımı yandı biliyor musun? Bu tıp konusunda iki tane hiç unutamadığım travmam var yani. Bir o, bir de bir diş merkezine gitmiştim dişlerimi temizletmek için. Kadın bildiğin ağzımı i̇şte mahvetti ya. İşte küfür de etmek istemiyorum ama yani çok feci bir acı çektim. Artık nasıl taş biriktiyse efendim. Ya taş falan biriktiğinden değil, ne yaptı kadın bilmiyorum ama böyle o şeyleri var ya bunların. Aralarını falan temizliyor. Böyle bayağı şey, maden ya, pazar gibi girdi her tarafları. Aynı diş sağlığı merkezi mi? Hayır, orası değil. Ben daha önce gitmiştim. Yani böyle bir iki hafta falan ağzım yemek yiyemedim ya. O kadar kötü oldum. Ya diş hekiminin her kötüsüne denk gelirsen kimisi böyle ağzında hakikaten maden arıyor yani. Hiç böyle dikkat etmiyor. Ha, insan gibi davranmıyor. Evet, sana insan bazısı gibi davranmıyor. Böyle bir sıkıntı var. Neyse, son olarak diş hekimimiz
Çok şükür. Buradan da kendisine, kendisine selam söylüyoruz. Allah razı olsun valla. İspanya'nın sağlık sektörünü biraz anlatsın. Ya işte sağlık... İşler nasıl yürüyor? Önce bir muhtarla kayıt oluyorsun. Muhtarlıktan aldığın kağıtla sağlık merkezine gidiyorsun. Evet. Sana aile doktoru atıyorlar bir tane. Evet. Atamasını yapıyorlar. Sonra herhangi bir hastalığın olduğunu... Sözde sen seçiyorsun ama sen tabii doktorları bilmediğin için... Doktorları bilmediğin için, İspanyolca bilmediğin için... İşte doktorları da bilmediğin için isme bakarak, işte Fernandez mi olsun, Mercedes mi olsun, isme bakarak seçiyorsun yani. Evet, de şu İngilizce biliyordu, bu olsun falan vesaire gibi. Neyse sana bir tanesini veriyor, sonra bir sıkıntın olduğunda her türlü ilk önce sağlık merkezine gidiyorsun. Evet. Onlar seni hastaneye veya artık nereye gitmen gerekiyorsa oraya yönlendiriyorlar. Ama sistem iyi. Çok uzun, çok random. Sistem teoride iyi. Sistem teoride iyi de evet, çok sıra bekliyorsun. Çok sıra beklemiyorsun aslında, şey bekliyorsun. Randevu tarihini bekliyorsun. Yani. Sıra bekliyorsun sonuçta yani. Ama tabii muhtemelen acil bir işin varsa seni hemen acil falan sevdirip yapıyorlar. Şeyde aile hekiminin de şu an değil de işte açık olduğu saatlerde gittiğin zaman mesela seni hemen alıyorlar. Şey yapmıyorlar, işte randevun yokmuş falan demiyorlar. Ama önce randevulu hastalara bakıyor. En son sana bakıyor. Evet. Ya da çok daha acil bir şey oldu. Herhangi bir hastanenin aciline gidip muayene olabiliyorsun. Türkiye'de biz, böyle değil mi sistem? Ya? Türkiye'de de böyle ama... Muayene biz... ücreti yok. Yani herhangi bir şekilde hiçbir şekilde para yok. Hiç, sıfır, sıfır. Ya ben hatta hastaneye gittiğimizde ya bir para vermeyeceğiz mi? Sonradan bize fatura mı gelecek? Benim kafalar karıştı. Eczanede mi vereceğiz? Maaştan mı keseceğiz? Evet, bir muayene ücreti yok mu falan vesaire gibi bayağı bir kafam karışmıştı. Ya ikna olamadım, hiç sıfır. Ve yani... İşte kan testi yaptılar, idrar testi yaptılar, yani. İşte ne bileyim... Yani bir hastaneye girdiğinizde yapılabilecek her şeyi yaptılar bana ama hiç sıfır. Ve hepsini bir gecede yaptılar. Evet, yani akşam 9'da girdik. Ama çok bekledik. Ya çok bekledik de normalde sana Türkiye'de yapmaya kalksan işte sana ultrason için ayrı tarif verir. Ya kan bana orada tarif verir. Türkiye'de gitsen zaten şey derler, yarın bilmem ne bölümüne git, randevu al, evet. Oraya görün falan derler. Beni acilde bir aldılar. Kan testinden, kan testinden idrar testine artık bölüm bölüm gezdirdiler beni. Böyle şey, yeter artık ben tam iyileştim falan dedim yani. En son ne oldu? Bıktım. En son ne olduğunu söyler misin bize? Bir şeyin yok deyip gönderdim. Evet. Sonra da bir şey olmadı çıktı ortaya. Ama aynı şey oldu. Yine ben bekledim, bekledim, bekledim. Ağrılarım geçmeyince 2 hafta sonra falan gittim. Ben iyileşmişim. Ama ben sonuna kadar yanındaydım. Evet. Fark ettiğinde bu süreç boyunca. Saat 9'dan 2'ye kadar. 3 ya. 3. Ha, 3. 3'te falan geldik eve ve şey... Bence o geceyle ilgili en travmatik şey yanımızda bozuk para olmaması ve su alamamamız. Evet, susuzluktan öldük ya. Hastanede su otomatları var ama bozuk paraya çalışıyorlar. Bozuk paramız yok. Ben unutmuşum bak onu. Ben unutmam. Sen unutmuyorsun evet. Bir de bana Alzheimer diyor. Neyse yine çıkamadık bu hastane mevzundan evet, ya. Sen ya şeyi anlatsana sen nasıl. Piyango bileti olayını. Ha. Oo, çok direkt geçiş. Evet. Sağlık sektöründen piyango biletine. Ya işte şey çıkarsa, büyük ikramiye çıkarsa sağlık sektörü falan gerek kalmayacak. Özel şey yapacaksın, sigorta yapacaksın. Pat pat pat. Özel hastane. Neyse, piyangoya gelirsek olursa. Ver elini ultrason, ver elini ciğer filmi. Ciğer filmi. Bana şurada 2 kilo ciğer canın filmi. Canın mı sıkıldı? Git kalp EKG'si çektir. Ya ne kadar da böyle yaşlı fantezilerim var ya. Yani tek fantezi gideyim bir check-up yaptırayım. Dizlerim bir ovalasınlar. Niye böyle oldun sen ya? Hiç böyle değildin eskiden. Eskiden şey derdin, ne bileyim, dünya turuna çıkalım. Eskiden burada öyle bir şey yok muydu ya? Mesela işte bir yarışma falan olur. İşte çok büyük ikramiye çıkarsa ne yapacaksın? Dünya turuna çıkar. Ama dünya, herkes yarışırdı. Şimdi öyle bir şey yok ama. Bir de eskiden konuşta dünya turu çok muallak değil mi? Dünya neyin dünyası? Nereye? Turu? Evet, bütün dünyayı mı gidiyorsun? Benim aklıma bir şey canlandı mesela. Böyle bir dünyanın etrafında bir tur. Küçükken hep öyle bir şey canlanıyor. Öyle bir şey canlanıyor. Şimdi ama şimdi ondan bahseden yok. İnsanlar gene yurt dışına çıkabilmeye başladılar. Gezdiler falan biraz. Dünya turu olayının çok da ahımşan bir şey olmadığını gördüler. Ahımşan değil. Ya, dünya turun içi boş bence. Ne demek dünya turu? Yani i̇şte sürekli dünyayı dolaşacaksın. Evine dönmeyeceksin. Ha, öyle mi? Öyle değil mi? Bir tur atıp gelmiyor muyuz? Öyle biliyorum. Her sene şirkette bilet alıyoruz. Ve 20 kişi civarında bir topluluğuz. Evet. Ve herkes işte para toplayıp aynı bilet numarasını alıyor. Ya, normalde Türkiye'de ne yaparsın? 20 kişi toplandın. Gider farklı farklı bilet alırsın 20 yani. 20 tane çeyrek bilet alırsın atıyorum. Evet yani çeyrek bilet aldığında bile o çeyrek biletler birbirinin aynı numarası olmaz. Bunlar illa aynı numarayı alıyorlar. Ki zaten öyle bir şey yok Türkiye'de. Bir tane her numarada. Yani bir tane numara var. Onun tamı var, yarımı var, çeyreği var değil mi? Hayır canım. Çeyrek biletten 4 tane var aynı numaradan. Ha doğru. Yarımdan 2 tane var. Tamdan 1 tane var. Evet. Tamam. Neyse buradakilerde ama işte gidip aynı numaralar ya diyorum.
Farklı farklı alın. İhtimaliniz artsın. Yok diyorlar, kazanırsan daha çok para kazanırsın. Bu arada aynı numaradan kaç tane var burada? Burada aynı numaradan her sene değişiyor tabii de 1800 tane falan var. Şimdi burada bir tam bilet 200 euro. Ama genelde insanlar onda birlik bilet diye bir şey var. 20 euro. Hı-hı. Ondan alıyor. Ve o bir her bir numaradan da yaklaşık 170 tane basıldığı için 170 çarpı her biletten de 10'ar tane var. 1800 numara işte 1700-1800 numara civarında bir şey yapıyor. O yüzden işte atıyorum burada büyük ikramiye diye bir şey var. El Gordo. İşte o numara bir tanesine çıkarsa, hı hı, sen o ikramiyenin 1800'de birini alıyorsun aslına bakarsan. Ama büyük ikramiye burada 2 milyon euro civarında gibi bir şey. Peki ben sen daha önce anlattın, orada da çok kafama yatmadı. Bu büyük ikramiye 2 milyon euro ya. Hı hı. Bir kişinin 2 milyon euro kazanması mümkün mü bu ikramiye sisteminde? Hepsini toplarsan o serinin mümkün. Hayır, tek bilet alıp kazanman mümkün değil. Tek bilet alıp kazanman mümkün değil. Tam i̇şte bilet o, alsan da mümkün tam değil. Tam bilet alsan da mümkün değil. Çünkü o numaradan 170 farklı tam bilet var. 170'te birini alacaksın ya yani. İşte çok saçma geliyor bana bu sistem. O zaman niye büyük ikramiye diye bir şey var? İşte. Ya gerçi şey de saçma. Hani Türkiye'de bir kişinin o kadar parayı tek başına konması da saçma. Şey de garip. Şimdi biletler lisanslı yerlerde ya da ne bileyim bir tane barda falan, hı-hı, vesaire oralarda da alabiliyorsun. Adam mesela camına yapıştırıyor. Burada işte şu numara satılıyor falan o vesaire diye. O barda sadece o numara satılıyor. Evet, sadece başka... o numara satılıyor ya da bazı dükkanlarda falan. Ve özellikle küçük yerlerde bir tane bar var mesela. Oradan adam gidip merkezden bir tane numara getiriyor. O küçük ilçede sadece o numara satılıyor. Bak geldiler yine. Geçen videoda bahsettiğimiz köpekler. O yüzden de şey oluyor mesela. Bir büyük ikramiye bir ilçeye çıkıyor mesela komple. Çünkü o numara sadece orada satılmış. Herkes o biletten almış. Ve herkes oradaki bir şey oluyor. İkramiye kazanıyor. Bu en son işte 2013'te mi ne? Bir tane bunları köyleri komple şey yok, kazanmışlar. Çünkü ama bir kişi almamış. Bir kişi alamamış. Onun da haberi olmamış. Yunanmış çünkü adam. İkramiye denen olaydan haberi yok. Bilet almamış. Bir tek ona çıkmamış. Yazık. Yazık. Şimdi burada aynısı bana da olabilir bu arada. Ben de gittim almadım şimdi burada. Şirkette herkese çıkıp birisi, bana çıkmayabilir. Birisiyle ortak ol dedim ben sana. Ortak da olmadın. Ya daha olurum ya. Ya ben o numara nerede satılıyor? Biz gizlice gidip alalım tek başımıza ya. Sonra çok dalga geçer. Ya aslında sonradan düşündüm. Bunlar hepsi toplanışıp bir numarayı alıyorlar. Bir, evet, mantığı var aslında bakarsan. Şimdi mesela ikramiye bizim numarayı vursa bizim, evet, alacağımız para yaklaşık 5000 euro falan. Hı hı. Ya çok düşük aslında bakarsan. 5000'i de 20'ye böleceksin. 5000'i 20'ye bölmeyeceksin. 5000 euro işte. Ha, bir kişiye 5000 euro. Evet. İyi para bence. Bence de iyi para yani. Bütün şeyi toplamaya gerek yok komple seriyi yani. Aynen. Ha, öteki tür bizim dediğimiz gibi yapsalar 5000 euroyu paylaşacaklar. Şimdi onlar böyle yap, bu kendi sistemlerinde herkese 5000'er euro. Evet, tamam, aynen. Bu arada ilk defa bir Türk restoranına gittik burada cuma akşamı. İlk defa mı? İlk defa. Evet. Nasıldı, beğendin mi? Güzeldi ya. Şey, mezelerini beğendim. Mezeler güzeldi. Ben de beğendim. Beyti fena değil. Yani bu şartlarda bence daha iyisi hangi sanmıyorum şartlar olsun. İspanya yani, şartlarında. Şu şartlarda daha iyisi mümkün. Ev şartlarında. Neyse ki sen varsın. Mesela dün lahmacunumuz vardı. Of, dün lahmacun çok fena güzel çok olmuştu ya. Yalnız. Bayağı iyi oldu. Yani ömrü hayatımda yediğim en iyi lahmacunlardan bir, evet, tanesiydi. Diğer yediğim en iyisi gene sen yapmıştın zaten de. Ama bu ekstra güzel oldu. Evet, bayağı iyiydi. Şey iyi oldu. Kuzuyla karıştırmamız iyi oldu. Yoksa, hmm, normal buranın dana etiyle o kadar iyi olmaz da kuzuyla karıştırmak. Normalde karıştırılmıyor mu? Karıştıran da vardır illaki de. Hmm. Ben daha önce bu ikinci deneyişim şeyle beraber, hmm, kuzuyla beraber. Kuzu, evet, efsane güzel yapıyor yani. Bayağı iyi. Bir de buranın kuzu eti çok güzel. Her şeyini gömüyoruz ama övebileceğim. Kuzusu iyi. Efsane lezzet. Yani evet, Trakya kuzusu gibi. Yani hani Türkiye'de şeydir ya, bazı kuzular çok kokar. Hatta çoğu insan da bu yüzden tercih etmez ya. Sizin o taraflarda biraz öyle oluyor. Trakya kuzusu efsane güzeldir mesela. Burası yarışır. Evet evet, bayağı iyi. Çok iyi. Peki kuzuları biraz erken kesiyor olabilirler i̇şte mi? Kuzu. Çok derinine girmek istemiyorum o işin de, bayağı kuzu olarak kesiyorlar. Ama bizim yediklerimiz o kadar bana küçük gibi gelmedi. Hani kaburga boyutlarına falan bakarak. El Corte Inglés'ten aldığım çok küçüktü. Hı-hı. İşte ama zaten var, kesilmiş yani o saatten sonra. Ne yapayım? Ben alıp ben yemiştim. Ben kesmedim ki. Lahmacun da iyiydi diyorsun. Lahmacun da iyiydi yani. Ay, hepsi niye, ne alakası var? Sen de öyle düşünmüyor musun? Ya ben düşünmüyorum. Düşünmemeye çalışıyorum ben. Sen, ben de düşünmüyorum normalde de, konuyu sen oraya getirdin. Ben getirdim. Küçük kesiyorlar falan dedin. Ya ben mi getirmiş oldum? Şimdi? Evet. Sen, ya ona bakarsan bunlar şey yapıyorlarmış. Kilise kulesinden keçi atıyorlarmış ya. Ne? Hoca anlatmış diye bunların bir tane şeyi varmış. Benim İspanyolcam yetmemiş oraya.
bayramı varmış. Daha sonra yasaklanmış da. Ha. O bayramda kilise kulesinden canlı keçi yavrusu oğlak atıyorlarmış. Aa. Tutuyor mu bir aşağıdan? Hayır be, parçalanıyor. Aba! Niye? Öyle korki yani. Ritüel öyle. Allah sonra Allah. Bunların bir sıkıntıları var ya. Hayvanlarla ilgili bir sıkıntıları var. Yok boğaları şey yapalım, dürtükleyelim, bilmem ne yapalım. Allah Allah. Başka bunların ne? Çok değişik değişik bayramları var. Ha, bir de bunlar şey yapmıyorlar. Bunlarda Noel Baba da yok. Her şeyleri değişik adamların bunların ya. Bunların 3 tane kralı var. 3 krala inanıyorlar. Evet. O kral da atıyor bunların hediyelerini. Çocuklar Noel Baba'ya mektup yazmıyorlar da o 3 krala yazıyorlar. Ya da 3 kraldan bir tanesine yazıyorlar. Şey var bir de. Madit'in içinden keçilerin geçtiği bir bayramları var ya. Koyunlar. Koyun. Bayram mı? Bayram mı? O da bir nevi bir dini bayramları mı? Ritüelleri mi? Öyle bir şey. Yine normal bildiğin şeyden. Madit'in göbeğinden. Sol meydanından, şeyden, istiklalden böyle koyun sürüsünün geçtiğini düşün. İşte 1000 tane koyunun geçtiğini düşün. Evet. Böyle boylu boyunca. O da şeyden dolayıymış işte. Eskiden göç ediyorlarmış ya bunlar. Ha evet, kışın. Kışın diyordum. Sıcak mevsim, sıcak bölgelere, yazın da sıcak bölgelere. İşte yaylaya çıkmak gibi bir şey bizdeki aynen. Yani. Eski şeyi, adetleri devam ettiriyorlar ama bunu sol meydanından geçerek yapıyorlar. Niye? Onlar geleneklerine çok bağlılar yani. Çok bağlılar evet. Hatta ben biraz bunları yobaz da diyebilirim. Yani yobaz değil de şey, tutucu diyelim. Tutucu. Evet, çok muhafazakarlar. Aynen, her konuda. Yani en basitinden şey, dil konusunda. Ya bir de şey var. Mesela en ufak bir şey söyle. Bunların kültürleriyle alakalı, ne bileyim ritüelleriyle alakalı falan mesela. Hemen savunmaya geçiyorlar. Evet. Ki? İşte o öyle değildir de, şöyledir de, yok biz onu çok şöyle yaparız da bilmem ne. İşte en son mesela Tenerife'de işte arabanın camını kırıp içeri gider falan dedim. Ha normalde öyle şeyler olmaz ama işte sizin o gittiğiniz yerler çok tenhadır da, yok şöyledir böyledir, hiç görülmez. Çok hiç yaygın değildir falan dediler. Halbuki araba evet, kiralayan da... yerde adam her gün oluyor dedim size yani. Evet işte diyorum ya, çok savunmacılar yani. Sadece o değil işte, yemeklerle de ilgili mesela. Onun sevdiği bir yemeğe kötü de dinle sonra yani. Ya işte geçen arkadaş şey yiyor, köfte yiyor. Baktım şöyle normal köfte yani, tamam mı? Dedim ki bak yuvarlak. Bir dahaki sefere şey yap. Tarifi açtım, Keyser'in tarifini gösterdim. Böyle yap. Bu köfte değil ki diyor. Yani köfte değil, yuvarlak değil. Bizim sadece yassı. Kuru köfte yassılaştırarak yapıyoruz. Ya diyorum ki aynı şey, sadece şekli değişik olsun, bu köfte değil diyor. Ya arkadaşım, fark eden bir şey yok yani. Gene kızartıyorsun, gene yapıyorsun. Yok diyor, aynısı değil diyor. Tamam ye, onu ye dedim, sen yeme. Sonra şeyi gösterdim işte, başka köfte çeşitlerini gösterdim. İşte İnegöl köfte, Tekirdağ köfte hepsi falan. Hepsi şekli değişik. Ya bu sosis, sosis diyor. Ya, ya arkadaşım, sosis mi görmedin hayatında, ne yaptın ya? Ama neydi şunun adı? Amerika'dan gelen o çok para harcama akımının adı. Tüketim ekonomisi mi? Sanayi devrimi mi? Onun daha bilimsel bir adı. Bir şeyizm. Tüketizm. Sanayizm. Ne ya bu? İşte McDonald's, Starbucks falan bunların önde gelen şeyi ya. Franchising? Ne o ya? Ya ne deniyor? İşte yılbaşında... Fast foodizm. Yılbaşında çok para işte, ya da anneler günü kullanarak para harcatıyorlar ya insanlara. Black Friday? Bebeğim gerçek misin şu anda? Ciddiyim evet. Sen nasıl gerçek misin? Ne anlatmaya çalıştım da anlamadım. Ya bir şey bahane tüketmeye yönlendiren şey ne insanları? Arkasında reklam, Amerika var. Reklam. Bunlar Amerika'nın oyunu. Evet, devam et. Başka ne? Ya anneler gününü, işte sevgililer gününü bahane ederek insanları bir şey almaya iten şey ne? Bunu yapan akımın adı ne? Amerika var arkasında. Amerika. Marshall planı mı? Neydi o ya? Anladın ne olduğunu? Hayır anlamadım. Nasıl hiç yok. Ya? Boş top sekiyor şu an kafada. Ya niye hatırlayamıyorum ya? Yani hatırlayamayan sensin ama benim hatırlamamam sorun değil mi şu anda? Hayır, sen ne olduğunu bile anlamadın. Kelimeyi hatırlamasan anlayacağım da. Anlatamadın ki, nasıl anlamadım? Nasıl anlatamadım ya? Tüketim ekonomisi diyorum. İnsanları tüketime zorlayan şey. Ya bak, beni bir şey dinle, tamam mı? Dinliyorum. İyi, baştan dinle. Evet. Amerika kaynaklı bir akım. Sürekli insanlar para harcasın üzerine kurulu. Tamam. Bir akım. Kapitalizm. Evet. Ha, kapitalizm. Amerika ya, neyse. Öyle. O bir yönetim biçimi ya, kapitalizm dediğin. Kapitalizm alakası yok öyle bir şeyle ya. Nasıl alakası yok kapitalizmle? İşte sermaye odaklı bir. Tamam. Kim kazanıyor?
Starbucks kazanıyor, McDonald's kazanıyor. Kapitalizmin ne alakası bunun ya? Sen kapitalizmin ne olduğunu zannediyorsun. İşte sermaye sahibi emekçilere pay dağıtıyor. Nedir yani? Pay falan dağıtmıyor. Sermaye sahibi kazanıyor sürekli. Tamam. İnsanları sömürüyor. Tamam. E tamam. Bunun ne alakası var anlatmak istediğin şeyle? Tamam, kapitalizmi cümle içinde kullan şimdi aynı şekilde. Devam et oradan. Tamam, kapitalizm İspanyolların bu özelliklerini de alıp götürecek zaman içerisinde. Ha. Sen kapitalizme karşı mısın? Nasıl sermaye böyle sahibi. Ben sen kapitalizme karşı değilim. Şu an sermayem olmadığı için karşıyım. Ya, ama yılbaşında ikramiye bize çıkarsa kapitalizmin en önde giden savunucusu olurum. Tarık Bey'in Universal'ı geliyormuş. Ya vallahi gelecek inşallah. Ayrı düştük onun yüzünden diyorsun. Hakikaten yüzünü göremiyorum. Videodan videoya Yasin'le görüşüyoruz o derece. Gözlerim ağrıyor yalnız yani. Ya ağrımayacak gibi değil ki. Bir şeyden geliyorsun, işten geliyorsun, bilgisayarı alıyorsun. Yatana kadar yatmakta. Akşam 3'te yattık mesela. 3'e kadar çalıştın akşam. Evet. İnanılmaz bir efor. Halk için çalışıyorum. Hani sen geçen videoda dedin ya, senin verdiğin emeği anlamıyor insanlar diye. Seninkini hiç anlamıyorlar. Hiç kimsenin haberi orada yok yani. Oraya o butonu koymak için kaç hafta çalıştığınla ilgili kimsenin bir fikri yok. Ya şimdi bak, butonu indirgersen olayı kimse anlamaz tabii. Oraya butonmuş da bilmem ne. Hayır, sadece bir buton için bile diyorum. İsmim de geçmiyor zaten hiç. Yaz bir yere ya. Ya ne yazacağım? Şey, Tarık açılır açılmaz Bay Yasin Türkdoğan yazar. Bay Yasin Türkdoğan derken? Evet, Bay Ağla. Millet karnını doyursun, yemeğini yapsın. Benim tek derdim o. Benim de tek derdim o canım, ama ben senin verdiğin emeği de şey yapıyorum. Özellikle bu sefer Android kullanıcılarını sevindireceğiz diye düşünüyorum. Evet, ben o konuda inanılmaz heyecanlıyım. Yıllardır bizim Android ile iOS bir türlü aynı özelliklere sahip olamadı. Hep evet. iOS daha ilk özelliklere sahip olan versiyonu oldu. Bu sefer iOS ve Android artık eşit özelliklere sahip olacak. Evet, hatta Android sanki daha mı iyi gibi olacak gibi sanki. Bu arada genel olarak Android kullanıcıları anlayacaktır beni. Android'teki uygulamalarda böyle bir kalite eksikliği vardır. Hep şeydir, iOS'tan daha az özelliğe sahiptir. Bir kelime var, tam onu ifade edecek de dilimin ucunda. Daha yavan. Yavan da değil de. Kapitalizm. Evet, kapitalizm. Daha böyle şey ya. Neyse, şu an aklıma gelmedi. Daha bir hafif bir eksik olur. Evet. Ama bizim uygulamada öyle olmadı. Ya, Yasin çok güzel yaptı. Çok güzel oluyor yani. Böyle kötü giyinmiş birisine ne dersin? Rüküş. Değil. O değil işte, öteki. Salaş. Salaş mı acaba ya? Dilimin ucundakiyle eşleşmedi. Bence dilinin ucundaki kelimeyi bulduğunda o da seni tatmin etmeyecek. Bilmiyorum. Neyse. Sonuç olarak genel olarak bir... Daha eksik oluyor. Evet, bir eksik oluyor. Böyle bir tırt yani... tırt. Ha, tırt. Tırt mı? Aradığım kelime galiba benim. Kötü giyinen kişi tırt mı? Evet, kötü giyinen kişi. Sikko da olabilir, bilemiyorum. Bir genel olarak bir sikkoluk var Android uygulamalarının kalitesinde. Evet. Yok özellikle mu? Şeyden iOS'tan Android'e geçtiğin zaman böyle attan inip eşeğe binmiş gibi falan hissettirir. Evet. Bundan sonra şey olacak, birisi ay işte Kayser Hanım o alışveriş listesi demiş, birisi ben bulamadım nerede acaba falan diye sorduğunda diyeceğim ki şurada. Evet. Yerini biliyor olacağım. Evet, çünkü biliyorum. Olacak. Olacak, evet. Az kaldı ama ya. Bu hafta içine çıkar büyük ihtimalle. Hadi inşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Evet, son kontroller. Söyledim. Ondan sonra ama başka asıl zaten altyapıyla ilgili bir değişiklik. Bu sadece şeyin görünen kısmı. Neyin? Buzdağının görünen kısmı. Evet, buzdağının görünen kısmı bundan sonra üstüne eklenerek gidecek. Altına eklenerek gidecek aslında. Altyapısı güçlendirilecek. Niye be? Buzdağının görünen kısmı buysa diğer kısmı alttadır. Evet. Tamam, alttan... Ay, sinirlerimi bozdum ya. Niye? Üstüne ekleyerek gideceğim ben ya. Altına niye gidiyor taşma taban? Üstüne koyarak gideceğiz yani. O manada. Ama altını önce güzelleştirmeyeceksin mi? Firebase'li. Daha sağlamlaştırmayacaksın mı? Hey ya, tamam, evet. Altını ekleyeceğim, tamam. Senin için altını ekleyeceğim. Hayır, senin dediğin de şey olsa buzdağı büyür. Evet. Bunda... Altını güçlendireceğiz. Tamam. Peki, altını güçlendireceğiz. Kapitalizm. Tamam. Öyle yani. Gecemizi gündüzümüze kattık. Uğraşıyoruz. Evet. Ondan sonra da inşallah bir Türkiye tatili. Ver elini Türkiye'ye. Ha, evet ya. Türkiye tatilimiz var yakında. Tatil denir mi? Koşturmaca mı? Koşturmaca olacak herhalde. Bir hafta gidiyoruz ama aslında böyle bir 10 gün falan gitsek, 15 gün gitsek daha iyiymiş. Yetmez. Bir ayda gitsen yetmez. Bir hafta gitsen yeter mi? O da yetmeyecek.
Ama kış mevsiminde de gidip bir ay kalmanın manası yok Türkiye'de zaten. Eğer Türkiye'de öyle uzun bir tatil yapacaksan yazın gidersin mis gibi oh. Oh mis. Güneş, salatalık, Güneşte çalıştım. karadut. Ne, Türkiye deyince aklına salatalık mı geliyor? Ne yedin Türkiye'de salatalık? Kuyar özledim ben. Karadut iyi. Ama karadut ben şey yapacağım ya. Gözüme kestirdim buradaki o karadut ağaçları vardı ya, hastanenin yanında. Yaza kesin oradan toplayacağım Ma, ne yani. yapacaksın egzoz dumanının içindeki dut ağacını? Yıkarım ya. Yıkarım ya. Orası şey değil ki zaten. Anayol kenarı falan değil. Kuytu sitenin önünde ağaçlar. Yemiyorlar. Kalıyor orada yazık. Yasak olabilir belki de. Bir de kesin olsa da yabanidir ya. Valencia'da da portakallar öyleydi mesela. Ağaç. Karadutun yabanisi mi olur be? Bunlar yapmıştır. Bildiğin güzel karadut Bunlar tohumu. karadutları kilise çanından Kesin çanından. Kulesinden de değil. Çanı nerede? Kulede. Allah Allah. Hiç kilisenin yüksek alt seviye birine çan gördün mü? Yok. İşte altını doldurmuyorlar. Halbuki altyapısını güçlendirsinler. Evet doğru oldu. Oradan da O atarlar. çanı Fahir Bey'se taşısalar halbuki. Evet. Çok mantıklı. Ben de Yani bakıyorum işte. bayağı öğrenmişsin. Fahir Bey Evet. falan diyorsun da Bunu ne demek olduğunu da bilmiyorsun. biliyorum. Nedir Bunu Fahir Bey? demeni bekliyorum deminden beri. Fahir Bey falan nedir hocam Fahir Bey? Sistem. Ne sistemi? Sistem. Alttan böyle ama. Alttan alta yerleştiriyorsun böyle. Ha. Ondan sonra ne ses geçiriyor? Firebase şey ya. Bir sürü şey yapabiliyorsun Firebase'de. Sadece tek bir şey olarak düşünmemek lazım. Tamam. Biz mesela şey için kullanıcıları oraya taşıyacağız. Tamam. Daha hızlı bir şekilde kullanıcı verilerini çekip daha güvenli bir ortam sağlayacağız. Evet, şu an güvensiz mi? Kullanıcı diyor ki benim hesabıma giremiyorum. Ben onun şifresini değiştirmek için giriyorum oraya. Var mı orada şeyleri ya favorilerini görebiliyor muyum? Ondan emin değilim göremiyorum değil mi? Görürsün belki de bilmiyorum. Bir Yani bir bakma. insanın Hiç kimsenin favorisini merak etmedim daha Hayır bir önce. de bak insan ne olacak yani bir insanın mercimek çorbasının favorisini de görsen ne olur Ya görmesen ne onu olur. demeye çalışıyorum işte yani. Ama Zaten işte çok şey bak yok elimizde hani. yanlış burada aslına bakarsan ama privacy öyle bir şey değil yani. O sonuçta onun mercimek çorbası. Yani görmemi istemeyebilir. Yani sen benim niye Hayır onun mercimek çorbası değil canım. Benim çorba. çorba ama onun listesi. Tamam onun listesi. O ayrı. Onun favorileri. Evet işte onu görmemen lazım. Tamam işte Firebase'le bunu daha şey yapmayacağız mı? Ben de göremeyeceğim. Ama mesela şunu yapabilirsin. Adamın favorilerini eklediği bilgilerle ona bir recommendation yapabilirsin. Ama ben bunu görmek zorunda değilim. Görmeden de İşte yapabilirim. zaten görmeden yapman lazım. Tamam ben bunu anlatmaya çalışıyorum Tamam ben de işte. onu anlatmaya Daha çalışıyorum. güvenilir, daha şey bir sağlam, solid bir sistem Benim kuracağız yani. bu sistemle alakalı bir şey söylemiyorum ben sana. Genel olarak bu Privacy. privacy olayıyla alakalı anlatmaya Ya çalışıyorum. genelde şey derler ya, ay işte benim Google'dan yaptığım aramaya baksana olur, bakmasa ne olur. İşte FBI'de benim peşime takılmıştı falan diye böyle geyiğe vururlar ya. Yani teoride aslında zaten bunlar senin individual olarak yani bireysel olarak senin ne yaptığını ne ettiğini bilmiyorlar. Zaten Evet. bilmesine de gerek yok. Oradan tek yapmak istediği bu senin eklediğin bilgilerle yani seni bir kitle olarak görüyor. Sana sadece öneriler yapıyor. Hatta sen bu raporlamalarda falan bireysel olarak tek bir kişi ne yapıyor diye incelemen bulman birçok zaten feasible değil. Mümkün değil. Ya da uğraştığına değmez. Hayır zaten ne yapacak? Google ne yapacak Evet. yani? Ama tabii arkada bir backdoorlar falan vardır işte. NSA'nin, FBI'nin falan vesaire işte ne bileyim sen bomba falan vesaire diye bir araştırma yaptığında muhtemelen onlar bir şeyler, eventleri trigger Sonuç olarak bu bilgileri bir araya getirip ya da bir araya getirmeden sadece senin bilgilerin üzerinden reklam sektörü dönüyor yani. Yani birisi özellikle senet tercihlerini ne biliyor olması evet bir şey ifade etmiyor ama Bu bir sürü konuyu kişi... haftaya tartışalım ya. Haftaya. Haftaya. Haftaya o zaman reklam sektörünü mü gömüyoruz? Uf, ya o çok zor bir Bak sektör gömerim. ya. Ajansından, ajans çalışanına. O konuda da çok doluyum. Konkur. Konkur, Konkur konkur, muydu? Onlardan konkur. falan da bahsedecek misin? O kadar teknik konuşmaya gerek yok. Reklamcılık o Aa, kadar ama da... reklamcılıktan bahsedeceksen aralara böyle bilmedik kelimeler falan sıkıştırman lazım. Ya onu hallederiz ya. Türkçe kelimenin yarısını İngilizce söyle. Tamam bitti yani. Toplantı set etmek falan. Ha, o tarz diyorsun. Haftaya mı diyorsun? Haftaya. İyi bakalım. O zaman haftaya görüşmek üzere.